Baban nerede kız? Bilmiyorum. Ulan arabamı aldı. Gitmiş adam kaçırmış. Başımı yakacak. Cengiz! Çekil kız kenara. Lan Cengiz! Anan nerede? Banyoda. Şule çık dışarı. Şule! O manyak kocan nerede lan söyle? Şule! Lan bak racona macona ters demeyeceğim. Gideceğim polise ha. Şule! Bak arabayı plakadan kameralardan şak diye bulacaklar. Kocanın başını yakacaksın ha. Şule! Kime diyorum lan? Şule çıksana lan! Lan bari bir ses ver. Kime diyorum? Şule! Benden günah gitti o zaman. Komiser eskisi. Haklı. Ha. Ha. Sinancığım. Günaydın oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Sakin. Telaşlanma. Ha. Ha silahın. Tamam dur. Bak silahın burada. Hı? Telefonun.
Telefonun. Gel. Bak oğlum bu kartın. Bu pilin. Ah bu da telefonun. Ne oluyor lan? Ha? Tabii sen şimdi merak edersin karım nerede diye. Hı? Ben sana göstereceğim karını. Ne oluyor oğlum anlamıyorum ya konuşsana. Ha? Göstereyim mi lan karını? Duramıyorum. Ha? Ha ha gel. Allah Allah ya. Tamam oğlum sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ha? Bak. Açıyorum. Bağırmayacaksın. Bağırmayacaksın. Tamam mı? Adam olacaksın, bağırmayacaksın. Ha? Ha? Zeynep! Çağırayım mı? Ne ambulans lan? Ana sarhoş sarhoş. Hem de ne sarhoş. Zeynep, Zeynep aç gözünü Zeynep, Zeynep! Allah Allah ya, aşka var ya, aşk bu işte. Eğer karıma bir şey olduysa, eğer karımı öldürdüysen seni gebertirim! Tamam lan tamam, zırlama hemen ya. Oğlum azıcık bir karizman vardı, onu da sildin attın mı sen? Hastasın lan sen! E ne yapalım, okuyup doktor olamadık be Gülüm, ha? Zeynep, Zeynep, Zeynep! Ya oğlum sen manyak mısın ya? Ölmüş kadını bağırarak mı dirilteceksin ya? Öldü oğlum. Bitti gitti. Vuracağım lan seni. Geberteceğim lan seni. Lan geberteceğim seni, geberteceğim. Zeynep! Prova lan prova. Senin gözün önünde sahiden geberteceğim ya bunu. Onun provası işte bu. Gelecek film hesabı. Uyuyan güzel. Yakında... Sinemalarda. Ne bakıyorsun oğlum? Bayıldı diyorum ya karım. Bayıldı. Çöz şunları artık Sinan ya. Niye ayılmıyorlar o zaman? Eter koklattım çünkü. Allah belanı versin. Allah Allah. Bekle. Tamam uyan artık uyan. Tamam uyan artık. Tamam aç gözlerini. Aç. Ha. Zeynep. Zeynep ben buradayım korkma tamam mı? Zeynep yanındayım korkma hiçbir şey olmayacak sana. Öyle cırt diye ölü vermek yok. Seninle bizim işimiz sürüyor. Zeynep. Zeynep hiç korkma tamam mı? Ben buradayım Zeynep. Hiçbir şey olmayacak sana. Diyorsun. Hadi bakalım. Ya bağırıp durma tepemde İlyas ya. Bilmiyorum diyorum sana anlamıyor musun? Bilmiyorum bastı gitti Cengiz nerede bilmiyorum. Nasıl bir pislikmişsiniz be kardeşim siz? Nereden bulaştım lan ben size? Hangi lağımdan düştünüz lan benim başıma he? Asıl sensin fare.
Necmi'nin kıçında dolaşa dolaşa adam mı zannettiniz kendinizi? Yürü! Bak Şule, kocanın yerini biliyor da söylemiyor sen. Ya bilmiyorum diyorum. Bilsen de söylemeyeceğim. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Lan Allah'ınızdan bulun lan. Bulmuşsunuz zaten. Hadi be! Belki abicim bizde de bir haber yok. Ya ben merak ettim, belki sen bir şeyler öğrenmişsindir diye ama yok diyorsun. Tamam abicim, tamam. Tamam, olur, olur. İyi akşamlar. Tabii tabii, haber alırsam hemen ararım, merak etme sen. İyi akşamlar. Anne, yeni müvekkilimiz Şadan Hanım arıyor. Yok. Çaydan çay yaptım. İçine sevdiğiniz gibi limon da koydum. Yok Asiye, ben içmem de Gönül, siz birer bardak çay için. Yok sağ ol. Anne içer misin? Ağzım zehir gibi. Sağ ol anneciğim, tamam. Evet, gazetedeki soruları kullanıyoruz zaten. Yok, hayır. Tamam, tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Sen nereye? Emniyete gidiyorum. Niye? Sen yine de onlara bir şey söyleme ama bence Sinan Cengiz'in yanına yalnız git. Daha neler? Nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü en kestirmesi bu. Kimseyi karıştırmadan hesabını görmek. Yapmış olabilir mi sahiden? Ben de o zaman aynısını yapardım. Arayacağım ben seni. Sen yine de emin olmadan onlara bir şey söyleme, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bak, 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 bak. Kovboyculuk oynamaya gelmiş senin çakma komiser. Ha? Lan Sinan ya. Oğlum oldu olacak, bir de sapan getirseydin. Ne yapacaksın bize? Ne yapacaksam yapacağım ya. Ama hepimizi birden eşekler cennetine göndermeden biraz eğlenelim diyorum çocuklar. Ha? Cengiz. Kimsenin ölmesine gerek yok. Ne senin ne de bizim. Ha. Bak. Zeynep'i bırak. İkimiz oturup baş başa konuşalım. Sana söz veriyorum. Ceza bile almadan paçanı kurtarmanı sağlayacağım. Vay. Komisere gel ya. Hadi bunu sağladın diyelim. Sen bacayı nasıl kurtaracaksın? Anlamadım. Anlamadım. Anlatayım. Sen benim hayatımı atmadın mı? Elimi neye attıysam elimden aldın. Hayallerimin üstünde tepindin, beni köpeklerine dövdürdün. Bütün bunlar cezasız mı kalsın? Cengiz, haklısın. Tamam. Duruma bir bak. Silah senin elinde. Ellerim ayaklarım bağlı. Esir aldın beni. Bak oradaki kadın benim karım. Ha? Az önce korkudan öldürüyordun beni. Daha ne istiyorsun? Daha nasıl bir ceza vereceksin, tamam? Ha? Sen boş zamanlarında Amerikan filmi mi izliyorsun? Bu nedir ya? Bir de saralım dost olalım filmin sonunda, olsun bitsin. Sen beni salak mı zannettin lan? Ha? Benim derdim kurtulmak değil oğlum, benim derdim intikam. Alacağım var senden. Bunu kafana sokacaksın. Cengiz bak. Yeter tamam, kapatacağım. O zaman Zeynep... Yeter tamam! Ya yeter! Yeter, yeter, yeter! Ne yapacaksan yap artık ya. İntikam diyorsun, şeref haysiyet diyorsun. Tek yaptığın şey işkence. Zeynep sus. Ay Sinan, görmüyor musun ya? Ne dersek diyelim, öldürecek bizi bu.
Bravo. Bak, karın senden daha akıllı, yemin ediyorum ya. Anladı benim güzelim, benim dönülmez yolda olduğumu. Ama sen de anlayacaksın. Az sonra. Gel. Bence polis karıştırmak istemedi. Ne demek şimdi bu? Kendi başına halletmek istedi, o bakımdan diyor. Haklısın. Cengiz'in cezasını kendi vermek istemiş olabilir. Ne oldu? Amirimin arabasında GPS vardı. Bizimkiler şimdi bulur onu. Vedat, Sinan amirinin arabasında GPS var. Onu hemen plakaya giriyorsun. Alo. Sinan'ın arabasında GPS varmış. Caner baktırıyor şimdi. Haber çıkar çıkmaz ben seni arayacağım. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Ali'yle mi konuşuyordun? Nasılmış gazetede durumlar? Ya ben bu siteye baktım ama saçma sapan şeyler var. Hepsi anlamsız. Gazetede değil, emniyette şu an. Ne? Sinan abi tek başına Cengiz'i bulmaya gitmiş. O da aranıyor şimdi. Hah, tam da deliliğin sırasıydı zaten ya. Kahramanca bir hareket bence. Size anlatamıyorum Duru. Bizim kahramanlığa ihtiyacımız yok. Bizim akla ihtiyacımız var. Ya zaten ne yapacağı belli olmayan bir psikopatla uğraşıyoruz. Bari biz düşüne düşüne hareket edelim ya. O senin dediğin öyle olmuyor Gamze Hanım. Kimse canı burnundayken oturayım, öyle yapayım, böyle yapayım diye düşünemez. Ama sana bunu anlatamıyoruz ya. Güzel görünüyorsunuz bu çocuklar. Allah. Yani korkudan altınızı bile, ikinizin de bir klası var yani. Ama benim zekamı yabana atma. Bana da hakkımı teslim edin. Nasıl getirdim komiseri buraya? Kimseye haber uçuramadan nasıl getirdim? Değil mi komiser? Alo. Alo. Aferin, peşine kimseye takmamışsın komiser. Zaten yamuk yaparsan başına geleceği... Biliyorsun değil mi? Karın seni göremeden tahtalı köyü boylar. Şşt. Orada mısın? Buradayım. Ha. Ben telefonu kapattın zannettim ya, çok korktum. Şimdi sana talimatları vereceğim. Onlara birebir uyacaksın. Ne yapacakmışsın? Talimatlara uyacakmışım. İyi, aferin. Kapa dörtlüleri. İyi arabadan. Şimdi etrafına bakmadan yokuştan yukarıya doğru yürüyeceksin. Bakma oğlum etrafına, dost doğru yürü. Ben seni yönlendireceğim. Şimdi biraz seninle böyle sessiz sessiz yürüyeceğiz. Sonra kimseye haber vermediğine emin olduğum zaman sana dur diyeceğim, bekleyeceksin. Ne yapacakmışsın? Bekleyecekmişim.
Aferin komiser. Şimdi kafanı kaldırmadan yürümeye devam et. Vallahi sana da helal olsun oğlum he. Delikanlı gibi tek başına geldin. Gerçi bir p*** yaramadı ama olsun. Karın elimde dedim, zınk geldin lan. Ama çocuklar aslında böyle olmasaydı. Yani ben sizi burada gebertecek olmasaydım, bu vaziyet sizin işinize yarardı çocuklar. Böyle düzeltirdiniz arayı. Ha? Sahi, niye dingilledi ya sizin bu izdivaç? Ha? Seni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez ya? Nasıl ilgilendirmez kızım? Siz bir hapşırdığınızda bizim bütün aileniz ne oluyor? Komiser, seni bir şekilde üzüyor. Veyahut memnun edemiyor. Abi dan bizim kapımızda. Turna da turna, turna da turna. Dokunma lan karıma. Karıma dokunma Cengiz! Pardon komiser ya, dalmışım böyle, burada aile gibi olduk ya. Yani bir anda bir de hatun çok güzel. Yolda insanın bununla katil olası gelir. Böyle baka neden falan. Sakın. Tövbe tövbe, şu boyuna bakar mısınız ya? Kuğu gibi ya. Karıma bir daha dokunursan seni gebertirim. Tamam oğlum. İki kere dokunurum. Saçlara bakar mısın ya? İpek gibi. İpek. Bak. Hele şu kokusu yok mu? Kadın şu pisliğin içinde bile çiçek gibi kokuyor ya. Böyle başımı gömdü. Cengiz, seni gebertirim. Allah belanı versin Cengiz. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Oğlum Allah belamı vermiş zaten. Bela senin karın. Maşallah. Bak işte açıcı çok güzel ama maalesef manyak. Bugün burada olmanı kendi hıyarlıklarına borçlusun Sinan. Ama sonuçta her şeyi başladın o. El alemin kızına kafayı takmasaydı sen bugün burada olur muydun? Ha? Ha? Cevap ver. Olur muydun lan? Geberteceğim. Ha? Bugün burada olur muydun? Duydun mu? Seni geberteceğim, geberteceğim. Kemiğini bulamayacaklar seni. Nasıl çırpınıyor? Sakin ol. Seni geberteceğim, duydun mu lan? Duydun mu? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim oğlum seni. Adamın dedikleri doğru mu? Hani Cengiz abim onun arabasıyla gitmişse dediği gibi bulabilir miyiz? Öğretmenim. Melek saçma sapan konuşma tepemde, zaten sinirliyim. Neyi buluyoruz biz? Samanlıkta iğne ara daha iyi. Polis bulur anca. Plakadan, kameradan falan. O zaman biz arayalım polisi. Ha? Sonra da Cengiz abini hapse atsınlar değil mi? Cık, cık, cık. Adam bir daha ömrü bile affetmez bizi. Ben olsam ben de affetmem zaten. Cengiz, sen hiç adam öldürdün mü? Ne yapacaksın?
Ceza mı keseceğim bu haline? Delirmiş ya. Ama bugün bizi öldüreceksin öyle değil mi? Ha şunu bileydin. Çok şükür Sinan. Şimdi niye öldürmüyorsun peki? Yani derdini eziyetse eziyetini ettin. Zeynep 2 gündür elinde. Beni de buraya sucuk gibi bağladın. Ne duruyorsun? Sıksana kafamıza. Oğlum sen manyak mısın ya? Ben manyak değilim Cengiz. Ama sen de katil değilsin. Senin gibilerini çok gördüm lan ben. Çalarsın, dolandırırsın. Ayağın karakoldan hiç eksik olmaz. Ama öldüremezsin Cengiz, sen öldüremezsin. Kan kokusu dolmam seni bunun içine. Ya saçma sapan laf konuşma bana ya. Kapa çeneni. Tamam. Tamam diyelim ki yaptın. Ha? İç rahatlığıyla bizi öldürdün. Sonra. Sonrası daha zor Cengiz. Hadi diyelim kaçtın. İzini kaybettirdin. Ama içinde hep bir şüphe olacak. Ya peşimdelerse? Ha? Ya yakalanırsam? Tabii bir de bunun akşamları var, geceleri var, rüya. Kabuslarında hep bizi göreceksin. Ha? Neden? Çünkü bizi boş yere öldürdüğünü biliyorsun. Sen bana baksana. Ben de hapislerde çürüyecek göz var mı lan? Sizi burada geberttikten sonra benim de işim bitiyor bu hayatla. Mutlu mesut intikamını almış bir adam olarak seve seve sıkacağım kafama, bitecek gidecek. Mama yani ha? Mama. Boş yere kendi hayatından olacaksın bu mu? Kendi hayatından. Hasan'dan, Şule'den. Yeter tamam. Bitti. Çoktan geçtim ben bunları. Burada benim canımı sıkacağınıza sayılı dakikalarınız kaldı. Keyfini çıkartın lan geri zekalılar. Ben şimdi Ela'ya gidiyorum. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa... altınıza yapın. Alttan ısıtmalı olur böyle sıcak sıcak. Mis. Hepsi benim yüzümden. Sen ne yapabilirdin ki Zeynep? Daha dikkatli olmalıydım. Aklım ucundan bile geçmedi böyle bir şey yapabileceği. Seni nereden kaçırdı? Aysel Hanım'ın evinin önünden. Vallahi seninle karşılaştığımız iyi oldu. Bizim seninle acilen konuşmamız lazım efendim. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Turne işte. Ne olmuş Turne'ye? Ya burada böyle olmaz. Ne olduğunu anlayamadım. Bayılmışım. Zeynep. Buradan sağ salim çıkacağız. Bu yaptığım işe yarayacak. İnan bana. İnan bana. Hay Allah'ım, Allah'ım ne olur yardım et. Ne olur, ne olur, ne olur. Kurtar Rabbim, kurtar bizi. Anne. Anne iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ha? Yalnız bana şu dil altı hapını ver. Tamam. Anneciğim bunları koymuşsun, başka yok. Onu koymamışsın. Şey isterseniz eczaneyi arayıp istetebilirim ben. Yok yok zahmet etme evladım. Gecenin bu saati zaten açık eczane nerede bulacağız kızım? Cahide Hanım. Biz kalkalım da ben annemi götüreyim eve, orada ilacını falan içireyim. Tamam. Haberleşiriz bir şey. Tamam. Anne. Ali arıyor. Ah, efendim Ali. Dur hoparlörü alıyorum. Al, şimdi herkes çabuk seni dinliyor. Çabuk. Evet. Sinan'ın arabası bulundu. Beykoz'da yol kenarında terk edilmiş olarak. Ne? Biraz daha açık konuşur musun Ali? Bir dakika yani terk edilmiş ne demek? O da mı kaçırılmış yani? Cengiz'in peşinde olduğu kesin. İyi de başına ne geldi onu bilmiyoruz ki. Ali, Ali polis ne dedi polis? Cengiz'le buluşmuş olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Yani Cengiz'le buluşup sonra başka arabayla devam etmiş olabilirler. Polisler inceliyor. Henüz
bir şey yok. Ali sen şu anda neredesin? Emniyetteyim. Bir haber alır almaz lütfen ara olur mu? Tamam. Tamam görüşürüz. Oh. Tamam bay bay. Oh. Ay. Ödül koyalım. Bulana para ödülü verelim ha. Ne dersiniz? Çok teşvik edici olur anne. Çok iyi bir fikir. Dur ben hemen arkadaşlarıma mail atayım. Hayır hayır. Hayır. Anne bence hiç iyi bir fikir değil. Yani bulan ne demek? Polis zaten arıyor. Ya bu para olayını duyan bir sürü düzenbaz yalancı tepemizi üşüşecek. E bizim hedefe ulaşmamız zorlaşacak anlamıyor musunuz? Veya kolaylaşacak. Bunu bilemeyiz ki. Ya sen hem söylenen her şeye niye muhalif oluyorsun ya? İnsanların dikkatini çekmek için iyi bir yöntem bu. Bazı insanlar parayı duyunca dikeliyor. Bak sen de dikeldin. Sen benim derdim para mı sanıyorsun? Ben boşu boşuna kürek çekmeyelim istiyorum. Ya saçma sapan şeylere takılıp önemli olan bir noktaya atlıyoruz. Tıpkı senin bu saçma sapan siten gibi. Ya senin benimle derdin ne Gamze ya? Benim seninle ne derdim olacak ya? Ne bağırıyorsun bana? Aa, yeter ne yapıyorsunuz kızlar? Acımız var, üzüntülüyüz. Sonra misafirlerimiz var. Gamzeciğim, haklı olabilirsin. Ama şansımızı denememiz lazım. Tamam. Madem para verilecekse... benim de fikrim var. Hapislerde mi çürüteyim ben bu adamı bile bile ya? Yakalandı mı zaten bitti. Bir de kendimi öldüreceğim diyor. Zaten deli. Deli damarı tutarsa ben ne yapacağım bu Cengiz'i? Cengiz'im ya. Ama yani ölse daha kötü değil mi? Ölse daha kötü. Ama yani polisler hapse atsa yaşayacak. Daha iyi değil mi? Lütfen ara anne hadi lütfen. Tamam arayacağım çekil ayağımın dibinden. Çıldıracak Cengiz bunu duyunca ama çıldıracak yani. Ne olur anne kim söylemesin. Arayacağım. Bu kim be? Alo. Alo Şule. Ben Gamze. Ben Şule değilim ama aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hadi kardeşim çekemeyeceğim şimdi hadi. Hayır hayır bak kapatma lütfen. Söyleyeceğim şey senin de işine gelecek. Bak pişman olursun sonra. Pişman olacağım ben. Aa, bir de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır hayır tehdit etmiyorum tam tersi. Sana kaçırılmayacak bir fırsat sunmak istiyorum. Fırsat mı? Beladır o bela. Ne geldiyse başımıza sizin yüzünüzden geldi zaten. Neler neler söylüyorsun hep de salak gibi inanıyorum. Ve her seferinde de batıyorum. Sizden gelecek hayır da fırsat da bir zahmet Allah'tan gelsin artık. Hadi. 500 bin lira istemiyorsun yani. Ne? Belki biliyorsundur. Cengiz'in bulunması için bir ihbar hattı kuruldu. Biz de şimdi doğru bilgi verene bir ödül vermeye karar verdik. 500 bin. Bak, biz bu açıklamayı yaptığımız anda telefonlar yağmaya başlar. Cengiz de bir... Bilemedin iki gün içinde yakalanır. Yani hiç şansı yok. Ama biz bu açıklamayı yapmadan önce bir de sana söylemek istedik, haber vermek istedik yani. Şule, eğer Cengiz'in nerede olduğunu söylersen sen para kazanırsın, biz de zaman. Tamam. Tamam. Söylüyorum o zaman. Cehennemin dibinde Cengiz, tamam mı? Şule, dalga geçecek zaman değil. Onu diyorum ben de. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Benim aklım dimağım almıyor bunu ya. Ben nasıl kocamı para karşılığında satacağım? Bunu aklınız alıyor mu sizin ya? Hayır, sen zamanında çocuğunu sattın. Önümüzde böyle bir örnek olduğu için kocanı satman bize abes gelmedi. Ya sen söyle sen parayı mı az buldun? Ne kadar istiyorsun?
Ben ne istiyorum biliyor musun? Dilerim ki Cengiz topunuzun anasını bellesinler. Anladın mı? Başka türlü kurtulamayacağız sizden. Hadi! Gerizekalı! Polis? Aramayacağım polisi kızım. Görmüyor musun? Hayatımızın içine sıçtılar ya. Beter olsunlar. Anladın mı? Madem bize huzur yok, onlara da olmayacak. Yeter be! Haysiyetimizle ölelim daha iyi. Anladın mı? Para teklif ettiler bana biliyor musun? Vallahi sıcak bastı ya. Kim şu karşımda otur. Ahlaksız pislik karı. Yok kocasını satmazmış. Yok para maral istemezmiş. Evladını sattın sen ya. Evladını. Tamam anneciğim tamam. Hadi sakin ol üzme kendini. Kalk biz de gidelim artık yavaş yavaş. Caydan biz gidelim de haberleşiriz ama. Oldu tamam mu? Gönül. Eğer bizden önce haber alırsanız hemen bir arayın olur mu? Muhakkak muhakkak. Zahmet etmeseydiniz. Yok canım olur mu böyle şey? Hadi dikkat edin. Sağ ol. Yani Gamze çok şahane bir fikirdi. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Başkalarına gelince eleştirmeyi iyi biliyorsun ama. En azından Sinan abi daha mantıklı bir şey yaptı. Ha şimdi gidiyor musun? Kaç zaten kaç. Seninle tartışılmaz biliyor musun? Duru ne istiyorsun benden ya? Kabul et. Bir kere olsun sen de hata yaptığını kabul et. Hata mı? Burada hata yapan biri varsa o da Şule denen manyak. Hayatının hatasını yaptı. Bir daha ömründe o kadar parayı görebilecek mi bakalım yan yana? İşte senin sorunun bu zaten. Kibirlisin Gamze. Belki de onu küçük görmek yerine insan gibi konuşsaydın. Ama yok Gamze Hanım'ın burnu yere düştü ve eğilip almaz onu yerden. Yeter. Şu andan itibaren kim bu evde sesini yükseltirse kendini kapının önünde bulur. Nerede benim akıllı, sağduyulu güzel kızlarım? Nerede? Anne. İyi misin? Anne iyi misin? Anne kalbin mi? İyiyim ben. Anne. İyiyim ben iyiyim. Benimle değil. Birbirinizle ilgilenin. Neyi kırdıysanız onu tamir edin. Artık bundan sonra her zamankinden daha çok ihtiyacınız var birbirinize. Bunu da iyice kafanıza sokun. Ne yapacak sence bizi? Kurtulamayacağız değil mi buradan? Ya alacak bir şekilde intikamını.
Korkma, bir halt edemez. Öldürecek olsa şimdiye kadar 10 kere öldürürdü. Bilirim ben böyle adamları. Cesaret yok bunda, cesaret. Kimden bahsediyorsun lan sen? Senden bahsediyorum. Senin korkaklığından, ötekliğinden bahsediyorum. Sensin lan ötek! Bizi yapma! Sen de öldürmedin mi beni adamlarına? Senin ellerin bağlıydı lan o zaman. Erkeklik mi bu senin yaptığın? Erkeklik ulan! Erkeklik ulan! Ha? Lan senin çenene vurmuş Cengiz, çenene vurmuş. Sende başka bir şey yok. Öyle mi? Karnını göğsü önünde peyniri dağıtayım mı seni şimdi? Sen çenesin lan, çöz senin! Oğlum bak seni mahvederim. Kapışalım. Gebertirim seni burada. Çözsene lan, kapışalım erkek gibi. Hadi lan. Diyorsa çözsene lan beni. Seni... Çöz lan. Çöz, kapışalım çenesini, çöz. Diyorsa çöz hadi. Hadi. Ne oldu, ne duruyorsun, çözsene. Ben korktun mu lan? Bir aydınlanma geldi bana ya. Seni çözüp döveceğime... Karını çözüp severim daha iyi. Cengiz! Karıma dokunma lan! Dokunma ona! Niye dokunmayayım oğlum? Ne güzel kadın işte ya! Taş gibi hatun! Cengiz! Cengiz! Cengiz, dokunma ona! Cengiz! Ulan insanla konsantrasyon bırakmıyorsun be oğlum. Cengiz çözsene be! Çözsene! Yemiyor mu lan? Yemiyor mu lan? Çözsene! Gel lan! Gelsene oğlum! Bakalım. Gel buraya! Çöz! Şerefsiz! Geberteceğim oğlum seni! Bu kadar mı lan erkekliğin? Duyabiliyorsun ha? Hadi oğlum, hadi konuş! Hadi! Madem kocası hizmet veremiyor... ölmeden önce gerçek bir erkekle tanışsın istiyorum ya Sinan, fena mı? Ha? Hadi Cengiz ablam, olur yapma Cengiz. Hadi Cengiz ablam, olur yapma Cengiz, yapma. Sen böyle çırpındıkça daha tatlı oluyor be öğretmen. Ha? Çırpın be! Erkeklik ha? Erkeklik ha? Ben sana göstereceğim erkekliği. Hadi bakalım, yürü. Ha, bitti, bitti. Anne, anne sakin, herkes sakin. Bak ne diyor. Kocamın gözünün önünde yap diyor ama oğlum. Ben vicdanıma yeniliyorum ya Sinan. Vicdanım var oğlum benim. Ha, ne diyorsun? Ne diyorsun, burada mı yapayım? Nerede yapayım Sinan, anlamıyorum ya, duymuyorum. Nerede yapayım? Ha? İyi biriyim oğlum ben. Yapmayacağım seni gözünün önünde. Bak sana bu son iyiliğim yaz. Tamam mı? Ya. Hadi bakalım. Cengiz abla, Cengiz abla, ne olur yapma, ne olur ederim ya. Nereye gideceğim? Yürü. Yapma ne olur. Ha, ha ne oldu? İnternet sitesinde paylaşım 5000'e çıkmış. Ne hoş. Sen daha önemli işler yapıyorsun tabii. Ben bölge haritasına bakıyorum. 20 kilometre çapın dışında kalanları kale almamak lazım. Yani Nazilli'den gelen haberlerin bir önemi yok. Annemin söylediklerinin de bir önemi yok senin için değil mi? Ben şu an annemin hatırına seninle konuşuyorum Duru, farkındasın değil mi? Anne, nereye? Ben çıkıyorum. Aa, bir dakika, ben de geliyorum. Çantamı alayım. Hayır, hayır canım. Şöyle gidiyorum ben. Ama anne, gecenin bu saatinde nasıl olur? Tek başına ne yapacaksın? Bana bakın. Şöyle gidiyorum. Tek başıma. Yanımda birini götürmek istemiyorum.
kadın kadına ciddi bir konuşma yapmayı hedefliyorum. Samimiyetime inanmasını istiyorum. Ben bir saate kadar dönerim, değil mi? Ha. Ben dönene kadar birbirinize iyi bakın, olur mu? Hala anlamadın mı kızım? Benim derdim seninle değil içeridekiyle. Gebersin istiyorum acıdan var ya. O şimdi neler düşünüyordur biliyor musun? Ödü kopuyordur onun. Şurası yok mu şurası? Var ya en büyük işkence burada var ya öttürür adamı. Ben de bazen düşünüyorum şu ileşe gittiğinde. Acaba diyorum herifin karşısında şimdi ne yapıyor? Acaba adamın eli orasında mı burasında mı ya adam zenginse? Ya kızın aklı kayarsa? Bir kereden bir şey olmaz ya, kimse duymaz. Şule'yi korurum. Ama var ya bu kabuslardan ben kendimi koruyamıyorum işte. Komiser de şimdi bu kabuslarla uğraşıyor. Sinan beni bilir. Asla pes etmeyeceğimi bilir. Öyle düşünmek ister ama bilemez. Hiçbir zaman bilemeyecek o. Ben söyleyeceğim gerçeği, beni nasıl susturacaksın? Ulan vallahi sen de akıllı geçiniyorsun ama amma safsın ya. Ha? Ben şimdi seni burada paralasam, üzerine çıksam, tepinsem, onun düşündüğü her şeyi böyle gerçekten bir bir yapsam da sen içeri gittiğinde ne diyeceksin? Vallahi bana bir şey yapmadı. Yani komiser için çıkış bitti öğretmen. Artık o da kaybetmiş bir adam. Aynı benim gibi. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hala aklım almıyor ya. Allah'ım ya Rabbim, 500 bin lira dedi karı ya. Aa, alayı sapık lan bunların. O ne lan öyle 3 yumurta der gibi? Ama nasıl verdim cevabını? Nasıl kaldı öyle telefonda? Hayır, adam olsun karşıma geçsin desin ki bak Şule, ben ablam için ölürüm, çok üzülüyorum, ne olur yardım et, kocanla konuş, bir şeyler yap dese ben zaten merhamete geleceğim. Ama her şeye bir fiyat, her şeye bir etiket. Kapı çaldı. Duyduk herhalde. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Saatinde hangi manyaksa Aysel'se var ya, yemin ederim yamultacağım ağzını. Kim o? Şule. Benim. Cahide. Anneannem gelmiş. Tescilli manyak bunlar ya. Niye geldin? Ha? Kızının değeri mi arttı? 750 bin ne oldu? Karta taksit yapıyor musunuz? Şule. Lütfen kapıyı aç. Açalım ne olur. Bu mahallede lütfen işlemiyor Cahide Hanım. Bu mahallede sizin lütfenleriniz geçerli değil. Bu mahallede var. Anneanne, annemden bir haber var mı? Turna. Turna, ne olur kapıyı açın. Açmayacağız ulan, açmayacağız. Ne olur açalım. Senin bu anneanne dediğin karı var ya. Senin bu anneanne dediğin karı senin hakkında öldüğü yalanını uyduran insan. Duydun mu? Seni yaşarken öldürdü be. Adına mezar kazdırdı. Bir de üstüne gül diktirdi. Niye? Zeynep karısı öldürmesin diye. Değil mi? Yapmaz benim anneannem öyle, değil mi anneanne? Yapar. Yapar kızım. Parayla herkes her şeyi yapar. Anladın mı? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı bastırdı, yaptırdı. Anlıyor musun beni? Anneanne yapmadın değil mi? Bunların hepsi bir yalan. Sen yapmazsın. Çünkü sen beni çok seviyorsun. Ne olur bir şey söyle.
Hı? Anladın mı şimdi Melek Hanım? Ha? Aldın mı dersini? Ha? Senin ananda bu canavarlarda hiç olmayan bir şey var. Merhamet, merhamet. Anladın mı? Şule. Şule ne olur aç kapıyı, ne olur. Ya açmayacağım ya, sen de uzatma artık yeter. Senin paran bu eve giremez. Anladın mı? Yallah. Ağzım kurudu yemin ederim ya. Gerizekalı karı. Anneanne. Doğru mu bunlar? Doğru mu söyledikleri? Yoruldum be. Allah komisere işkence edeceğiz diye bitti mi lan? Hayatta hiç bu kadar silahım olmamıştı ha. Eğer elinde bu varsa... Senden büyüğü yoktur hayatta. Bal. İstediğini yaptırırsın. Donunu bile indirtirsin adama. İstersen... İstediğin kadını kendi kadının bile yaparsın. Ay, çek şunu. Hele bir dene. Çek. Manyaksın falan ama vallahi. Sana.
Dilaltı iyi geldi. Kendimi iyi hissediyorum. Tansiyonunuz çok yüksek. Sizin bir an önce acile gitmeniz lazım. Yok canım. Eve gidip dinlensem yeter. Büyük risk almış olursunuz. Hemen bir hastaneye gitmeniz lazım. Peki. Ben size hemen bir taksi çağırırım. Yo yo, benim arabam var. Bu halde araba kullanamazsınız. Ama bakın, ben size bir taksi çağırayım. Siz yarın arabanızı alırsınız. Olur. Bizdeki de akıl ha. Nasıl izin verdik gece vakti tek başına çıkmasına? Neredeyse 1,5 saat olacak. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben arabayla gidip bakacağım. Ben de geleceğim seninle. Anneciğim, nerede kaldın ya? Çok merak ettik. İyi misin? Tamam kızlar. Döndüm işte. Şule'yle konuştun mu? Hayır. Bana kapıyı açmadı. Anne, sen çok soğuk görünüyorsun. Odana çık, biraz uzan istersen ha. Uzanacağım. Ama öncesinde çalışma odamda yapmam gereken bir şeyler var. Bana söyle, ben hallederim. Acil bir şey mi? Hangi dava? Benim yapmam gereken bir şey var. Hadi siz de yatın artık. Yarın yine çok uzun bir gün olacak. İyi geceler. İyi geceler. Sağlam oldu. Artık bu kadar yetmiştir ya senin komisere. Mütevazı olalım ya, iyice kıskanmasın ha? Dokunma bana. Öğretmen, bana bak. Sana elimi sürmedim, pişman etme beni. Vebalı mıyım lan ben? Benim de bir giderim var kızım. Allah Allah. Ha. Şunu da çıkartayım. İyice sahici olsun. Yordu. Vallahi yordu be Sinan. Bu nasıl bir kadınmış be oğlum? Sen ne yaptın oğlum? Sıkıldın mı burada? Bak, hiç merak etme, biz hiç sıkılmadık. Bizim keyfimiz tıkır. Hakikaten göründüğü kadar var. Bak, sana bir şey soracağım. Oğlum, sen bu kadını hiç mi memnun edemedin ya? Bunun bu atışı nedir ya? Ne? Getireyim mi? Özledin. Ama bak, bak bana söz ver, ona kızmak yok. Ne yapsın oğlum? Onunki de bir can, yazık kıza. Hayatında böyle bir erkek görmemiş ki, ne yapsın? Tamam, götürüyorum. Sen var ya sen. Bak oğlum ya.
Bak. Şimdi onu önden bağlayacağım. En ufak bir hareketinde sıkarım beynine. Dola. Önden bağla şunu. Aferin. Özlemişsindir şimdi sen kocanı. Ha? Tamam yeter gel. Şöyle saçını başını da dağıtalım. Rahat dur, rahat. Ha? Sahicilik katalım diyorum. Ha. Ne yapalım? Şunu koparttım ya. Tamam. Hadi yürü. Yürü. Ne oldu? Bir şey diyeceksin galiba. Bir şey demeyeceğim mi? Özür dilerim Zeynep. Koruyamadım seni. Bir şey olmadı Sinan. Bir şey yapmadı. İnanın mı? Ha? Ne diyecekti oğlum? Cengiz beni inanılmaz mutlu etti. Ben hayatımda böyle erkek görmedim mi diyecekti. Yalan söylüyor. İşte gerçeği bazen bilemezsin Sinan Efendi. Bak karım diyor ki yatmadık. Ben diyorum ki yattık. Seni de sıkıntın bu. Zeynep kaç, 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 kaç. Zeynep kaç, kaç. Ulan ben seni. Ulan. Ulan ben seni. Ben seni. Ben seni öldüm ben bunu. Ha, ha. Güzel Zeynep'im.
Ha? Ha? Kıpırdarsan gebertirim. Allah'ın cezası. Başımın belası. Yürü. Komiser, bak avlanırken ne buldum dışarıda? Korkak bir ceylan. Yapamadım. Başaramadım. Sinancığım, çok rica ediyorum, rahatını bozma. Tamam. Yat dışa devam oğlum. Lütfen. Otur. Bağla ayaklarını. Bağla. Ne yaptın? Getir ellerini. Bak, nasıl kavuşturdum ama sizi? Oğlum ben sizin ailenizin aşk meleğiyim ya. Aşk meleğiyim ben. Yat kalk bana dua et sen. Şu güzelliğe bakar mısınız çocuklar? Nasıl bir aile saadeti bu ya? Yine bir arada çocuklar. Hep beraberiz. Ha Sinan? Ama karın yordu. Vallahi ağzım dilim kurudu ha. Sakın. Ay, Sinan yapamadım. Başaramadım Sinan, bulamadım çıkışı. Zeynep, kurtulacağız hiç merak etme. Kurtulamayacağız işte, kurtulamayacağız. Bir şansımız vardı, onu da ben mahvettim. Zeynep ağlama ne olur. Ağlama. Zeynep. O herif sana dokundu mu? Bir şey yapmadı ya, oyun oynuyor. Nasıl bir oyunsa artık. Allah kabul etsin anne. Amin. Ya. Şule arıyor. Alo? Şule? Alo Sakar teyze. Turna?
Ne oldu kızım, bir şey mi oldu? Annem Cengiz abim onun arabasıyla kaçırmış, polis bulurmuş. Turna, tane tane söyle anneciğim, hiçbir şey anlamıyorum. Cengiz abin ya, kimin arabasıyla kaçırmış? İlyas diye bir adam buraya geldi. Onun arabasıyla kaçırmış. En son Necmi diye bir otoparkta gördüm. Kimle konuşuyorsun sen? Ver telefonu bana ha? Alo? Kiminle konuşuyorsun sen? Allah'ım kapattı. Ne olmuş Gönül? Ne diyor turnan? Anne şey diyor, bir İlyas diye adamdan söz etti. Otopark falan dedi ama ben hiçbir şey anlamadım ki. İlyas kim? Anne bilmiyorum. Dur şimdi. Dur ben polisi mi arasın? Yok Ali'yi arayayım ben. Ali şu anda karakolda Sinan'ın arkadaşlarını bulsun söylesin. Allah'ım nedir başımıza gelen yarabbim. Kızım ben sana ne dedim, sen ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun ya? He? Allah'ım yarabbim ya. Sen beni ne zaman adam yerine koyacaksın? Ne zaman sözümden çıkmayacaksın? Ne zaman bir ana baba yerine koyacaksın beni? Ama bende kabahat. Seni buraya kilitlemeliydim. Çıkmayacaksın odadan. Verdiğin ismi araştırdık. İlyas. Necmi'nin adamı. Cengiz'in de kankası. Ben adamı hatırladım zaten. Cengiz bu oğlanı satacağı zaman da bunlar beraberlerdi. Ama anlamadığım bir nokta var. İlyas bu işe niye bulaşsın? Yani para için diyeceğim. Cengiz fidye de istemedi. Aralarında bir husumet çıktı. Belki de Cengiz onu kandırdı. Ne bileyim. Niye bunu kendisine sormuyoruz? Soracağız. Arkadaşlar araştırıyorlar. İlk baktığımız yerlerde bulamamışlar ama bulup getirecekler merkeze. Ben komisere bir bilgi vereyim, geliyorum. Alo, Gönül Hanım. Ali diyor ki polis işin başında. Belkıs abla diyor ki polis işin başındaysa o zaman biz dışındayız. Yani senin anlayacağına ne, hiç kimse işin başında falan değil. Bak saat kaç oldu? Hala bir haber yok. Benim çocuğum o manyağın elinde. Ne yapıyor polis? Ne yapıyor? Oturmuş inceliyor. Sen artık daha neyi inceliyorsan. Ben ne yapayım? Anne ben gideyim. Anne ben gideyim. Benim telefonum nerede? Anne ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anne. Gönül gel. Gel kızım gel. Otur şöyle. Sakinleş biraz. Bak. Bizim yapabileceğimiz bu. Acımızı dökeceğiz. Duamızı edeceğiz. Sonra da bekleyeceğiz. Allah'ım beni evladımın acısıyla sınama ya Rabbim. Allah'ım evladımın acısıyla sınama beni. Allah'ım bize yardım et. Tamam Uğurcuğum, tamam. Acıktın mı Uğurcuk? Tamam gel. Anne aç kapıyı, Uğurcuk çok acıkmış. Aç ne olur kapıyı. Anne. Anne lütfen. Tamam Uğurcuğum geçti, ağlama. Anne. Anne. Bir uyutmadınız ya. Geç şu kardeşini mutfağa götür. Ekmek bir şey ver, sussun. Tamam. Gel Abucuğum gel.
yok. Keşke hiç tanışmasaydık Sinan. Bensiz daha mutlu bir hayatın olabilirdi. Mutlu ve uzun. Benim hayatım seninle tanıştığım gün başladı Zeynep. Ve ne zaman öleceğimize o manyak karar vermiş. Bir şey mi oldu? Ha? Yok bir şey. Geliyor. Zeynep. Onu oyala. Bir şekilde lafı tut, tamam mı? Hayatınızın son gününe hazır mısınız? Ben değilim. Ölmek istemiyorum. Sen de istemiyorsun aslında. Bir bıkmadınız lan bu muhabbetten. Ben bile bıktım. Ama yolun sonuna gelin öğretmen. Son duanı edeceksen hemen et. Ben mektup yazmak istiyorum aileme, Turna'ya. Vedalaşmama izin vereceksin herhalde. Vallahi hepiniz manyaksınız lan. Ailecek manyaksınız. Ben sana öleceksin diyorum, sen Turna diyorsun ya. İzin verecek misin, vermeyecek misin? Ama aklıma daha bir fikir geldi. Sana hayatını kıyana yapacağım. Şu veledin sesini duy bakalım ya. Alo, Cengiz. Cengiz neredesin? Meleği ver telefona. Ne yapacağım Meleği? Cengiz ne olur beni dinle. Bak yanına geleyim diyorum sana. Bak anca beraber, kanca beraber. Cengiz abim o. Zeynep öklenmiş yapmamıştım ha. Cengiz, ne olur bir şey yapma, beni üzecek. Yalvarırım Cengiz. Şöyle. Bu iş bitti. Yolun sonuna geldim. Meleği ver, telefonu öğretmeniyle vedalaşacak, hadi. Ne vedalaşması Cengiz?
Ne vedalaşması ya? Ya ver şu belleği telefona. Cengiz abi. Ha? Sonunda. Bak şimdi sana hayatını kıyana yapıyorum. Bir şey söyleme. Yalvarırım bilmesin ne olur. Öğretmeninle vedalaşacaksın. Çakmağınla. Ne yaptın ona? Zeynep öğretmenim gidiyor mu? Kendi anlatsın. Alo. Canım kızım. İyi misin? Hani bırakmayacaktın beni? Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Annem. Burada mısın? Surna. Bak sen çok cesur bir çocuksun, tamam mı? Harika bir çocuksun. Çok güzel bir hayatın olacak. Yine gitme. Ne olur yine gitme annem. Lütfen. Seni çok seviyorum. Asla unutma bunu, tamam mı? Çok seviyorum seni. Canımsın benim, canım. Zeynep aç gözünü. Zeynep. Cengiz bir şey söyle. Neredesin? Cengiz söyle bir şey söyle ne olur. Bak buraya geliyorum Cengiz. Cengiz. Ne yaptınız? Söyle Cengiz ses ver ya. Şule. Cengiz'im. Sen buraya sakın gelme. Manzara güzel olmayacak burada. Deme böyle şeyler ne olur. Ne diyeyim? Bitti şöyle. Ne diyeyim? Gider ayak yalan mı söyleyeyim ben sana? Ne bitti ya? Ne gider ayak? Nereye gidiyorsun anlamıyorum ya. Gidiyorum Şule. Artık öbür dünyada görüşürüz. Ya Cengiz ne öbür tarafı? Niye böyle şeyler söyleyip duruyorsun ya? Hasan mı o? Evet Hasan. Evet oğlumuz Hasan. Babasını soruyor gelsin diyor. Cengiz. Alo.
At şunu Cengiz, ne olur at şunu. Ya Rabbim öleceğim ya. Gidiyorum ben. Sen kal burada. Nereye gidiyorsun? Hep beraber gidelim ya da. Al battaniyesini. Al battaniyesini getir. Dün sabah saatlerinde kaçırılan Zeynep Güneş Demir ile şüpheli Cengiz Yıldız arasındaki husumetin nereden kaynaklandığı açıklanmazken genç kadının ailesi Zeynep Güneş Demir'in nerede olduğu hakkında bilgi verebilecek vatandaşlar için bir ihbarat da oluşturdu. Emniyet birimleri her yerde aramayı arttırdı. Görenlerin aşağıdaki ihbar hattını aramadığı... Cengiz ya! Cengiz oğlum sen! Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın Cengiz'im, ne yaptın sen? Efendim? Alo? 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 Ben? Cengiz! Oğlum ne yaptın sen? Cengiz ne yaptın? Neredesin oğlum? Ne yaptın sen? Yapmadım. Ayakta kalmaya çalıştım tek başıma. Çamurlara düştüm, kalktım. Hep tek başımaydım. Şimdi burada gebereceğim yine tek başımayım ya. Ben senin ananım oğlum. Ananım ben senin. Tek başına olur mu hiç? Olur mu? Anamsın da analık etmedin ki bana hiç. Bildiğim bir iş vardı, anca onu yaptım. Masaya ekmek koyabilmek için yaptım. Koymasaydın. Geberseydik açlıktan keşke. Bak sana ne diyeceğim. Ben artık gidiyorum buralardan. Bana bir ayrın dokunmadı ya belki. Oğlana falan dokunur. Şule'yle sahipsiz. Aynı benim gibi. Arada bir git yoklu. Orada mısın? Evet, evet. Buradayım, buradayım. Buradayım. Ha. Tamam, hadi eyvallah. Kapatıyorum ben. Cengiz. Cengiz. Ne? Gitme oğlum. Gitme, gitme. Kal lütfen. Kal Cengiz, gitme. Kal. Olmaz. Bu saatten sonra olmaz. Anne. Cengiz. Cengiz. Cengiz oğlum. Cengiz. Cengiz oğlum. Oğlum. Oğlum Cengiz. Oğlum Cengiz. Cengiz gitti. Cengiz gitme. Gitme ne olursun Cengiz gitme. Cengiz gitme. Komiserim, Allah belamı versin. Vallahi billahi ekmek Kur'an çarpsın. Benden sadece arabamı istedi. Ben de verdim. Hepsi bu. Allah belanı versin lan Cengiz. Birazdan buluruz bu itin arabasını. Tüm trafik kayıtları incelemede zaten. Amirimin arabasının bulunduğu son noktadan başlayacağız.
Bu İlyas bilgisi hayati önemdeydi. Çok sağ ol. Asıl bana değil turnuvaya teşekkür etmeliyiz. Eyvallah. Anne Ali arıyor. Efendim Ali. Hoparlörü aç. Hoparlörü aç. Tamam. Ali, Ali bir haber var mı? Vallahi çember daralıyor. Ama şu an somut bir haber veremiyorum maalesef size. Peki Cengiz'le temasa geçildi mi? Bak ne isterse, ne kadar isterse vermeye hazırım. Yeter ki kızımı bıraksın. Öyle bir niyeti yok. Olsaydı baştan söylerdi zaten. Bence derdi başka. Ne demek başka? Bence hiç plan program yapmadan aniden kaçırmış Zeynep'i. Ama şundan korkarım ki etrafındaki çember daralıyor. Eğer bunu fark ederse işte o zaman her şeyi yapar. Her şeyi yapar ne demek Ali? Yani öldürecek mi kızımı? Hayır canım, yani öyle demek istemiyorum tabii ama. Peki polis ne diyor? Çalışıyoruz diyorlar. Öldürecek bu manyak kızım vallahi öldürecek billahi. Manyak öldürecek. Ali. Öldürecek. Tamam. Manyak bu, her şeyi yapar, her şeyi. Allah'ım sen kurtar kızımı. Zeynep, Zeynep aç gözlerini. Zeynep! Zeynep! Zeynep uyan ne olur Zeynep! Zeynep! Hazır mısın komiser? Bak filmin sonuna geldik. Önce Zeynep'i öldüreyim diyordum ya. Sen iki kere öl. Acıdan geber köpek gibi yalvar diye. Ama olmadı. Zeynep eceliyle öldü. Zeynep. Son sözüm bile Zeynep ha. Yakışır lan. Sana ne diyeceğim, bu kararı sen ver istiyorum ben. Neyle ölmek istersin? İp var elimizde. Silah var. Söyle ya komiser, nasıl ölmek istiyorsun? Ver artık kararını, ben böyle seni mi bekleyeceğim oğlum? Aslında senin silahınla öldürürüm diyeceğim ama o da bende, biliyor musun ya? Bak. Böyle bir şey var elimizde. Kesin mi lan burada gırtlağını? Kesin mi gırtlağını? Kes lan. Kes lan gırtlağımı. Ne oyun oynuyorsun? Kesene gırtlağımı. Kes lan! Yok. Olmaz. Kadını çıkarmadıktan sonra ne anlamı var ya bu kadar şeyin ha komiser? Ha? Vazgeçtim. Kesmeyeceğim seni burada. Böyle kan olur ya her taraf, böyle pislik kahraman. Ha? Bak karın ne güzel tertemiz öldü. Ha? Senin için bu var. Ne dersin? Tertemiz aynı karın gibi. Yapacağım oğlum sana bu kıya. Vallahi. Thank you.
kalın burada, sakın inmeyin, tamam mı? Burada dursunlar, sakın aşağı inmesinler. Niye bekliyorum abla ya? Neresi burası? Sana ne kardeşim ya, parasıyla değil mi? Taksimetre işliyor işte, neyi soruyorsun? Dur burada bekle. Melek sakın aşağı inme, sakın. Tamam. Cengiz! Cengiz! Cengiz neredesin? Cengiz! Cengiz. Yapma. Yapma Cengiz. Kurban olayım, yapma. Sana söylemiştim, hatırlıyor musun? Sen adamı öldüremezsin. Cengiz yapma. Cengiz. Yapma Cengiz. Yapma! Yapma! Beynine sık lan! Geber lan! Dağıttın mı burada senin beynini? Sık! Ben geberttim mi seni? Sık lan kafama! Demel! Sık! Geberttim mi lan sık! Seni burada? Sık lan kafama! Sık! Sık! Ulan niye hep beni buluyor böyle acayiplikler? Kadın nereye getirdi bizi ya? Ne işe bulaştın oğlum Recai sen ya? Ne işe bulaştın? Şeytan diyor ki bas git. Ama taksimetrede o kadar para yazdı. Parayı almadan nereye gidiyorsun? Süzme salaksın oğlum Recai sen, süzme. Kadın gitmeden alsana parayı. Şşt ufaklık. Nereye? Annem bekle dedi. Şey abi, bak hemen geleceğim ben. Annen gitti gelmiyor, sen de gidip kaybolacaksın. Ondan sonra da benim paramı ödemeyeceksiniz değil mi lan? Hayır abi, vallahi ben gidip geleceğim. Söz veriyorum. Ne olur abi bırak beni, ne olur vallahi geri döneceğim, ne olur ya. Cengiz çekme o tetiği, yalvarırım çekme. Ne olur bize acı, oğlumuza acı, yalvarırım. Değmez baksana annelerine, değer mi ya? Gidelim buradan. Gidelim hadi. Artık çok geç Hüle. Çok geç. Geç falan değil. Kaçalım Cengiz. Bak bulamazlar bizi. Cengiz, biz seninle ancak birbirimize dayandığımız zaman ayakta durabiliyoruz. Ne olursun bak, sen yoksan ben de yokum. Hasan da yok. Biz mahvoluruz, biteriz Cengiz. Ne olur gidelim buradan. Kurbanın ol. Şule git buradan. Seni almadan gitmem. Gitmem seni almadan. Komiser.
silahı bırakmazsan şimdi sıkarım beynine. Silahı yere bırak. Cengiz. Cengiz. Bak ben gemileri yaktım komiser. Buradan geri dönüşüm yok, bitti. Silahı yere bırakmazsan beynini de atarım bunun. Cengiz yapma. Yapma. Bırak. Bırak. Şöyle silahı al. Cengiz. Al. Geç. 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 Şöyle silahı al. Şöyle silahı al. Cengiz. Tamam. Tamam. Bırak. Yeter. Lütfen. Bak. Bende tamam. Silah. Cengiz yeter, bak silah bende. Kimsede silah yok artık. Ver. Hiçbir şey yapamazlar Cengiz. Gidelim artık ne olur. Cengiz. Bak. Yapma. Ne olursun. Bana yamuk yaptın komiser. Bana büyük yamuk yaptın. Cengiz lütfen. Bunu senin yanına bırakamam. Yapamam. Cengiz ne olursun yapma. Allah'cığım. Cengiz'i bırak, ne halleri varsa görsünler ne olur. Bırak. Bir hayatımız olsun Cengiz. Zaten bırak ya. Daha ne olacak? Anne. 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 Bana acımıyorsan, kendine acımıyorsan, şu çocuğa acı. Senin oğlun Hasan, bir bakar mısın yüzüne ama, bir bak Allah aşkına bak Cengiz, ne olursun bak, ağlıyor, duymuyor musun ya? Güldüğü zaman gülüşü sana benzeyen bir çocuk bu, ha? Gözleri sana benzeyen bir çocuk. Ne yapsın ha? Babasının kaderini mi yaşasın ha? Babasız bir çocuk olarak mı büyüsün? Babasını bilmeden mi büyüsün Cengiz?
Kimseyi vurma. Lütfen. Sonra bize ne olacak? Ha? Biz ne olacağız eğer böyle yaparsan sen? Annen gibi mi olayım? Ha? Hasan ne yapacak? Bir bak şu çocuğun suratına bak ya. Hasan ne olacak sonra? Senin gibi mi olsun Cengiz? Ha? Senin gibi olsun ister misin şu çocuk? Bir bak evladına ya. Anne. Ne olur gitme. Ne olur. Bana söz verdin. Gidemezsin. Canımsın benim. Canım. Sakın kıpırdanma. Zeynep öğretmen ölmemiş. Tamam. Kimse bizden şikayetçi olamaz Cengiz. Artık gidebiliriz ne olur. Hadi ağlıyor çocuk. Hadi evimize gidelim. İyileşeceksin anne. Komiser şimdi gidiyorum. Sakın peşinden gelmeye kalkma. Geç şöyle. Eğer peşinden gelirsen bu sefer öldür diye yalvarırsın. Peşinden gelmeyeceğim Cengiz. Söz veriyorum. Bak burada yaşanan her şey unutulacak. Tamam? Söz. Yürü. Melek hadi gidiyoruz. Hasan. Hadi Melek. Geliyor musun, gelmiyor musun? Abla neredesiniz ya? Geri bas lan. Abla nereye gidiyorsun? Oğlum aklın varsa bulaşma bana. Yürü. Bin. Ambulans çağır. Polise haber ver. Hop 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 hop. Arabamı nereye götürüyorsun? Polisi ara, polisi. Yetişti bize. Cengiz.
Gördün mü kocanı nasıl atlattı polis bozuntusunu? Şimdi dışıma çıktı, şimdi kusacağım Cengiz. Ulan benim yılan kaçmış, senin derdine bak be. Kusarsan kus, bana ne? Benden kaçamayacaksın Cengiz. Benden kaçamayacaksın oğlum. Yemin ediyorum manyak. Başka hiçbir şey değil. Ne oldu lan? Arkana bak, bir yola bak. Ulan. Ulan. Kim manyak, göstereceğim ben onu. Burada bir kargaşa, gürültü, patırtı falan filan, anlamadım ben neyin ne olduğunu. Ondan sonra arabamı aldılar, bastılar, gittiler. Taksici nerede? Vallahi amirim, uzun boylu, yakışıklı biriydi. Polise benziyordu. Hoş geldin amirim. Bu arada amirim, bizim araba da gitti, ne olacak? Senin arabanı hallederiz, hallederiz, o bizden. Sen bana bir şunu güzelce anlat bakayım. Amirim, şimdi yolda kadının bir tanesi arabama bindi. Beni buraya kadar getirdi, depo depo gezmeye başladı. Anne, daha iyi olacaksın biliyorum değil mi? Elbette iyi olacak. Ben de sizden gelebilir miyim? Seni alamayız ama ambulansa. Getirirler seni sonra, hastanede görürsün anneni. Ama lütfen ben de geleyim annemle. Beni annemden ayırmayın lütfen. Ne olur. Peki, gel bakalım, ne yapalım? Sinan nerede? Eşlerinden gitmiş. Silah var. Cengiz'in silahı var. Yerlerini tespit ettik. Beni takip edin. Tamam. Cale. Yerleri tespit edildi. Biz oraya gidiyoruz. Tamam, ben de Zeynep'in peşinden giderim. Telefondan arıyorsun. Kimi bu telefon? Biliyor musun? Ben annemin yanındayım. Annenin... Sen Zeynep'in yanında mısın? Zeynep'in yanında mısın Turna? Hı hı. Turna neredesin annem? Söyle bana, ben hemen geleyim. Ambulanstayız biz. Ambulans mı? Allah'ım, Allah'ım. Ne oldu? Korkulacak bir şey yok Sakar teyze. Annemin gözleri açık ve benden konuşabiliyor. Doktor amca da dedi zaten, merak etme, annen iyi olacak dedi. Zaten ben onu telefondan arıyorum. Bir versene telefonu ne olur Turnan, bir sesini duyayım. Ver kuzum ne olursun. Ama bir dakika, sormam lazım. Doktor amca, annem Sakar teyzemden biraz konuşabilir mi? Yani en azından Sakar teyzem bir sesini duysun annemin. Belki annem hop diye iyileşir. Nasıl nabzı? Biraz yüksek ama iyi. Peki, çok uzamayacak ama, tamam mı? Peki. Sakar teyze, annemden biraz konuşabilirsin. Alo. Zeynep kuzum, annem. Yaran veren var mı kuzum? Yok, merak etme. İyiyim, yani yorgunum ama iyiyim. Turna da yanımda. Zeynep. Sen benim her şeyimsin. Benim
Senden başka hiç kimsem yok. Ben seni çok seviyorum. Sakın unutma, olur mu? Ağlayacaksan bana ver şu telefonu. Torunumun sesini duyayım ben de. Anne dur, anne dur, annem dur. Dur annem. Artık kapatalım o telefonu. Annen yoruluyor bak. Tamam. Ben artık kapatayım Sakar teyze. Doktor amca dedi ki annen daha fazla yorulmasın dedi. Dur, ne olursa annem kapatmadan bana söylesene. Hangi hastaneye gidiyorsunuz bir öğren, bir söyleyiver annem. Hangi hastaneye gidiyoruz? Sipahi Hastanesi'ne gidiyoruz. Sakar teyzeciğim. Tamam, ben duydum kızım, duydum. Duydum, ben hemen geliyorum oraya. Turna. Efendim? Turna. Anneciğinin yanağından ufacık öper misin kuzum canını yakmadan benim için? Peki tamam, öperim. Anne. 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 Hatta daha iyi olacaksın. Bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç ayrılmayacağız bir tanem. Hiç ayrılmayacağız, merak etme. Evet, hastamız olabiliriz. Nereye götürüyorsunuz annemi? Bazı tetkikler yapıp geri getireceğiz. Ama sen gelemezsin, burada bekle olur mu? Ama ben de gelmek istiyorum. Tamam, gel Tuğum. Tamam, merak etme, uzun sürmez, zaten gelecekler. Zeynep nerede? Şimdi içeri götürürler tetkik için. Ben Zeynep'e bir bakayım, durumunu öğreneyim. Ne tarafa götürdüler? Şöyle sol tarafa doğru gittiler. Peki. Alo, bu tetkik ne? Yani... İşte iyi mi, kötü mü, nesi var ona bakacaklar. Ama annem iyi değil mi? İyi, merak etme. Zaten kontrol yapmaya götürdüler sadece. Peki, tamam. Turna! Çıkar teyzeyi! Orada. Pardon, bankodan Zeynep Güneş'in burada olduğunu söylediler. Evet, burada bekleme odasında. MR'deki hasta çıkınca onu alacağız. Siz buyurun, görebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ederim. Zeynep. Kızım. Nasılsın? Çok korktum senin için. Ay. Hepimiz çok korktuk. Ağrın sızın var mı? İyiyim.
İyi olacaksın. Daha da iyi olacaksın. Bugünler hep geçecek. Geçecek. Daha iyi olacağım. Cengiz'i kabuslarımda görmeyeceğim. Ama senin bende açtığın yara var ya anne. O nasıl iyi olacak? O nasıl iyileşecek? Hı? Biliyordum. O yalanı söylerken de biliyordum böyle olacağını. Yine de söyledin. Kendi kızımı kurtarmak için bir başka çocuğu feda ettim. Anne, o başka bir çocuk değil. Benim kızım. Senin de torunun. İşin en zor tarafı da buydu zaten. Bir seçim yapmak zorundaydım Zeynep. Ve ben seni seçtim. Bir gün bu gerçeği öğreneceğini biliyordum. Yani bizim bu hale düşeceğimizi de biliyordum ama ben seni seçtim. Pişman bile değilsin. Annelerin pişman olmaya vakti yoktur. O an ne yapılması gerekiyorsa o yapılır. Ben kabul etmiyorum bunu. Etme zaten. Kabul edilebilir bir tarafı yok bunun. Doğurmadığın çocuğa annelik etmenin en zor tarafı nedir bilir misin? Sınırsız bir sevginin yanında kocaman, koskocaman bir sorumluluk duygusu taşırsın hep. Çünkü o sana emanet, kutsal bir emanet. Turna da benim için böyle işte. Siz daha çok küçükken Gamze, Duru, sen geceleri yatarken aklıma hep korkunç şeyler gelirdi. Şimdi bir yangın çıkarsa ben ne yaparım derdim. Acaba önce hangi çocuğumu kurtarırım? Allah affetsin, Gamze ve Duru benim canım, canlarım benim. Ama bu korkunç senaryonun sonunda hep seni seçerdim ben Zeynep. Önce seni alırdım kucağıma. Önce seni kurtarırdım. Çünkü sen bana emanettin. Beni hiçbir zaman affetmeyeceksin biliyorum. Ama bir gün ben senin yanında olamayacağım. Ve işte o gün benim senin yanında olamadığım o gün beni affetmediğin için sakın acı çekme, olur mu? Sakın kendini üzme. Çünkü ben seni, beni sevdin. Thank you.
Maksu, Zeynep'i gördünüz mü, iyi mi? Cahide Hanım, iyi misiniz? Cahide Hanım! Aa, yardım edin! Arkadına bir şey oldu! Yardım edin doktor Cahide, ne olursunuz! Aniden yola atladılar, inanın fark edemedim. İki kişiydiler. Bayanın ayağı takılıp düşünce bir anda panikledim ben de. Bu genç de onları kurtarmak için attı kendini yola.